Herkese merhaba. Bu videoda MayBul formülü ile verilerimizin arasından arama yaptığımız bölümün hangi satırda yer aldığını bulmamızı temin eden bir renklendirme e, özelliği katacağız. Yani biz buradaki D2 hücresine bir değer yazdığımızda aşağıda bu değerin yer aldığı e, satırları bize renklendirerek karşımıza getirecek. Şimdi bu işlemi yapabilmek için tabii önce verinizin hazır olması lazım. Bu adımları ben önden temin ettim. İkinci olarak da nereye yazma anlamında kullandıracaksanız yani arayacağı değeri girmesini temin edeceksiniz orayı da belirlemek gerekiyor. Biz şu an için D2 hücresini arama bölümü olarak tanımladık ve B5 itibariyle de verilerimizi tanımladık. Bu özelliği kullanabilmek için tabii ki koşullu biçimlendirmeyi kullanıyor olacağız. Koşullu biçimlendirme ise giriş menüsünün altında stiller grubu içerisinde yer alıyor. Bunu e, yapmadan önce yani biz koşullu biçimlendirmeyi seçmeden önce tüm veri setimizin tamamını önce bir seçelim. Ctrl ile Shift aşağı ok tuşu, Ctrl ile Shift sağ ok tuşuna bastığımızda şu an tüm verimizi seçili hale getirdik. Ardından şimdi koşullu biçimlendirmeyi seçip yeni kural kısmını tıklayacağız. Burada formül kullanarak biçimlendirme özelliğinin kullanıldığı en alttaki biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan kısmını seçtik. Şimdi buraya formülümüzü yazmamız lazım. Seçtik ilgili bölümü ve eşittirle başlayarak mebul formülünü yazdık. Ardından parantez açtık ve m bu formülü içerisinde öncelikle aranan değerin nerede olduğunu göstermeniz gerekiyor. D2 olması sebebiyle biz D2'yi seçtik ve ardından noktalı virgül koyduk. Şu an ise artık veriye nereden bakacağını yani hangi bölümlerde arayacağını göstermemiz gerekiyor. Bu anlamda ilk adımımız tabii ki satış temsilcilerinin yer aldığı B5 hücresi olacak. B5'e bastık. Burada unutulmaması gereken özellik şu Şu an dolarları Hem Satır değerinin hem de kolon değerinin önüne koyması sebebiyle Kitlemiş vaziyette Ama bu bizim tercih ettiğimiz bir bölüm değil çünkü her satır üzerinde Aşağıya doğru Arama yapmasını istiyoruz bu yüzden Kolon kaymasını istemezken Satır saymasını Satırın kaymasını Tercih edeceğiz o yüzden F4 tuşuna basarak Bunu değiştiriyoruz Ve şu an biz Sadece ee, kolonu sabit tutarak satırların aşağıya doğru kaymasını temin ettik. Çünkü satırın önünde yani 5'in önündeki dolar işaretimizi kaldırdık. Ardından eklemek istediğimiz diğer arama kolonlarını da V işaretiyle eklememiz gerekiyor. Müşteri adının, adı soyadı'nın yer aldığı D kolonunu seçtik ve tekrar F4'e basarak sadece D'nin önünde doları bıraktık bir V işareti daha koyduk. Satış bölgesi kolonumuzu seçtik ve yine aynı şekilde F4'e basarak 5'in önündeki dolar işaretini kaldırdık. Tekrar V'ye bastık ve ürün adı kısmını da seçtik. Gene F4'e bastık ve artık formülümüzü tamamladık. Ve bu anlamda parantezimizin parantezimizi de kapatarak aslında birinci adımımızı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi bu renklendirmeyi nasıl yapması gerektiği ile alakalı biçimlendirme özelliğini aktif hale getirelim. Geldik biçimlendir seçeneğine tıkladık ve farklılık olsun e, farklılık olduğunu anlayabilmek adına renk tonlarında bazı değişiklikler yapacağız. Yazıyı beyaz renk yaptım. Arka planı da koyu renge boyayabiliriz. Yeşil bir koyu renk olarak seçtim. Şimdi e, formülümüzde son olarak eğer ile D2 hücresinde bir sonuç yoksa yani boşsa o zaman aslında maple formülüne girmemesini temin edip renklendirmeyi renklendirmenin önüne geçmiş olabiliriz. Bu yüzden eğer formülü yazdım başına, maple'ın başına eğer yazdım. Parantezimi açtım ve D2 hücresini seçtim. eşittir boşluk yani Çift tırnakla herhangi bir değer yoksa içini boş bırakacak şekilde çift tırnak kullandım iki defa. Çift tırnak bu arada e, klavyenizin bir tuşunun yani bir rakamının yer aldığı e, konumun solundaki e, tuş. Ona da dikkat edin. İki tane üstten tırnak koymayın. Çift tırnak yan yana iki tırnağın olduğu e, buton yani klavyenizde o tuşa basmanız gerekiyor. Noktalı virgüle bir daha bastım. Şu an bir işlem yapmaması gerektiği için sıfır dedim. Ve bir daha noktalı virgül koyarak. Yani eğer içi boşsa sıfıra gidecek. Yanlışsa meybul formülünü çalıştıracak. Sonuna da parantez koymayı unutmayın. Ve artık formülümüzü uygulamış olduk. Tamam dediğimizde şu an renklendirme yapmıyor. Çünkü bir arama değeri aslında yazmadık. Biz buraya artık. Bir arama değeri yazıp enter tuşuna bastığımızda istediğimiz e, bilgiler yani aradığımız değer neredeyse bunların hepsini renklendirmiş olacağız. Herhangi bir şekilde başka bir karakterde yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı unutma.